Ene künuzu mahfiye olan Esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu gibi, ene künuzu mahfiye olan gizli hazineler olan Esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu gibi, evet, kainatın tılsımı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muammayı müşkül küşadır, bir tılsımı hayret fezadır. Anlaşılması zor olan bir muamma, bir muammayı müşkül küşadır ve bir tılsımı hayret fezadır. Yani öyle bir tılsım ki insanları her şeye hayrete düşüren bir şey. Anladığın zaman, onu sürdüğün zaman güzel oluyor, açılıyor, anlaşılıyor. Onu kullanamadığın zaman, onu istimal edemediğin zaman kapalı kalıyor, kimse bir şey anlamıyor. Alemden, Esma-i İlahiyeden. Evet. O öne mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. Alemi vücubun künuzu. Yani Rabbimize ait bir hazinenin açılmasını da netice verir. Rabbimize ait hazinenin açılmasını, alemi vücub. Rabbimize ait bir alemin açılmasını netice veriyor. Enenin anlaşılması, ene anahtarının kullanılabilmesi. Alem-i vücudun künuzunu, tekrar oku. O ene mahiyetinin bilinmesiyle, o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. O ene bir vahid-i kıyasi olup evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Yani dikkat ediliyorum, bu mesela tabiatla ilgili mesele, işte mahlukat şöyle kendi kendine mi oldu, tabiat mı yaptı, yoksa sebepler bir araya geldi yaptı vesaire gibi şeylerle uğraşıyor. Yani 20. söz mesela işte peygamberlerden gelen harika şeyleri vesaireleri anlatıyor. 10. söz haşir, yani insan dirilecektir tekrar, bununla ilgili. Bu doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'la uğraşıyor. Eneye dikkat et. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı bilmek veya bilmemek meselesi bu. Direkt. Mahlukatla alakası yok yani. Bu ene meselesini incelerken ta başından beri evsaf-ı rububiyet, şuunat-ı ilahiyet, Allah'ımızın vasıfları nelerdir? Enesini bilirse bunu biliyor, yoksa bilemiyor. Mahlukatla alakası yok yani. Dikkat edin, başından beri Cenab-ı Hak'la alakalı bir mukayese var. Yani enaniyetini bilen Allah'ı biliyor, bilmeyen bilmiyor yani. Enaniyet, Allah'ın rakibi gibi yaratılmış. Öyle yaratılmış. Enaniyetin hakikatini bilirse şirkten kurtuluyor, tevhide geliyor. Hakikatini bilmezse şirkte kalıyor. Amel onu kurtaramıyor yani. Amel başka, itikat başkadır. Amel başkadır, itikat başkadır. Ene bilinmezse tevhid etmez. Tevhid etmedim, istediği kadar ibadet etsin. Neye ibadet ettiği belli değildir. Zimmetten düşer ama işin hakikatine vasıl olamaz. Zimmetten düşer. Namazda, oruçta, haçta bunlar zimmetten düşer. İşin hakikatine vasıl olamaz. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret
Hakim ve Rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer. Şimdi bak, dikkat et. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatları nihayetsiz. Bunlara bir hat çizmek lazım geliyor ne olduklarını bilmek için. Enaniyet ne yapıyor? Enaniyet ne yapıyor? Rububiyetin mukabili Rabbani vasıflar ortaya koyuyor. Rububiyetin mukabili Rabbani vasıflar ortaya koyuyor. Orayı tekrar oku. Dikkat eden buraya. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir rububiyet-i mevhume mevcut olmadığı halde kendisini Rab biliyor. Bir rububiyet-i mevhume. Öyle tahayyül ediyor. Bir rububiyet-i mevhume. Aslında olmayan fakat kendisinde böyle bir his. Bir rububiyet-i mevhume. Evet. Bir malikiyet. Bir malikiyet. Kendisini Rabb'a layık bir mülke sahip şeklinde görüyor. Evet. Bir kudret. Evet, bir kudret. Bir ilim tasavvur eder. Eyvallah. Bir hat çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Eğer kıyasa girerse tevhide girer. Yoksa orada bağlanır kalır. Eğer kıyasa giderse yani bende olanı bende bir mevhum rububiyet var ama neyi terbiye edebiliyorum yani? Yani vücudumun hangi azasını ben terbiye edebiliyorum? Hangisine hükmedebiliyorum? Mahlukatın hangisini terbiye ediyorum? Hangisine hükmediyorum? Bu noktaya gelmezse kendisini orada hapis yani Rab tahayyül eder. Kıyasa girmezse Rab tahayyül eder. O mevhum şeyi mevcut zanneder kendisinde. Evet. Buraya kadar onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükleriyle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle daire-i mümkünatta Halik'ının rububiyetini anlar. Ve zahiri malikiyetiyle Halik'ının hakiki malikiyetini fehmeder.
Ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da kainatın malikidir der. Ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder. Ve kesbi sanatçığıyla o Sani-i Zülcelal'in iptai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiştir. Ve hakeza. Bütün sıfat ve şuunat ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiçtir. Evet. Sual var mı? Dersi orada bırakalım. Herhalde biraz daha tekrar geriden alacağız yarın. Ölmesek. Serden geçti. Selamun aleyküm. Enaniyet bir kimseden tamamıyla gidebilir mi? Enanın çok oyunları, filmleri var. Enaniyet ayrık otu gibidir. Köylüler bilir onu, ayrık otu. Ayrık otunu 40 sene güneşte beklet, rutubetli bir yere koydun mu yine yeşerir. Ayrık otun özelliği. O ayrık otu gibidir, nemli bir yer buldu mu hemen gelişir. Hemen derhal kafasını çıkarır, yeşerir. Enaniyet de aynen bunun gibidir. Ne kadar terbiye ettim dersen de, nemli bir vasat buldu mu, kendine uygun bir vasat buldu mu, kafasını diker. Onun için enaniyetin tamamen ölümü diye bir şey bahse konu olamaz. Aksi halde imtihan fevt olur, imtihan kapanır. İnsanın terakkisi durur. İnsanın manevi terakkisi durur. İnsan manen nefsini öldürebilir, manevi mertebelerde ilerleyebilir. Fakat terakkisinin durmaması lazım. Terakkisinin durmaması için hakiki olmasa da vehmi bir ene verilir ona bu sefer. Damara ve asaplara intikal eden bir ene verilir ona. Ki manevi terakkisi durmasın. Mücadele olsun, şeytanla mücadele ve manevi terakki devam etsin. Onun için ene sonlandı, ben bu işi bitirdim demek yanlış olur. Oraya beşer giremiyor, yani oraya Allahu Alem deniliyor. Yani bu adam Şecere-i Zakkum erbabı mıdır, Şecere-i Nuraniye erbabı mıdır? Bu bellidir. Bu doğarken o çocuğun, çocukla beraber doğan bilinen şeydir ama Rabbimiz tarafından bilinen şeydir. Çünkü Rabbimize göre ezel ebed diye bir şey yok. İki uç yok yani. Her şey an itibariyledir. Her şey bir an itibariyle Rabbimizin nazarındadır. Onun için acaba Şecere-i Zakkum erbabından mıdır? Şecere-i Nurani erbabından mıdır? Bu ilmi ilahiye girer. Kaderin meselesine girer bu. Burada ehl-i sünnet sükut eder, bilmiyoruz der. Kari müteharri, selamun aleyküm. Ölçücük ve mıkyasla külli ve cüz'i iradeyi anlayabilir miyiz? Ölçücük ve kıyasla külli ve cüz'i iradeyi anlayabilir miyiz? Verilen ders bu zaten.
Yani sen uğraşıyorsun, bir ev yapıyorsun. Bu bir ölçü oluyor. Diyorsun ki ben nasıl bu evi yaptım? Bu evi yapmak için nasıl bir ben lazım ise, bir usta, bir çimento, bir demir, bir kömür neyse lazım ise, şu alemi de yapan birisi var. Benim evim alemde ne kadar yer tutuyorsa, bu alemi yapanın büyüklüğü benden o kadar fazladır. Ölçücük ile Rabbimizin vasıflarını kıyaslıyorsun. Onun için verilmiş zaten, onun için anlayabiliyoruz. Cüz iradeyi anlayabilir miyiz? Bu şekilde anlarız yani. Ferit Bulutkale, insan neyi, eneyi bırakınca uluhiyet ve rububiyetin sıfatlarını hangi vasıtayla tanır? Bundan sonra zatın marifetini tahsil ettiği için eneye ihtiyaç kalmıyor mu? İnsan eneyi bırakınca, insan eneyi nereye bırakacak? Kendisi, kendini nereye bırakacak yani? Kendisi kendini nereye bırakacak? Şimdi ene, elinde daimi kullanacağın bir vasıta. Ayağını bırakınca insan ne yapacak? Gibi bir söz yani bu. Ayağını bırakınca ne yapar? Kulağını bırakınca ne yapar? Eneyi bırakınca ne yapar? Aynı şey. Şimdi bir yere, bir odaya giriyorsun. Hemen ene lazım sana. Nereye oturacaksın? Bir mütevaziyane, tevazukerane bir köşeyi bulup oturmak var. Bir de enaniyetini kullanıp, yani kabarmış enaniyet, gidip ki baş köşeye oturmak var. Hemen orada ene lazım. Gidiyorsun bir yerde bir alışveriş yapacaksın. Adam sana hiç lüzumsuz bir sert çıkış yapıyor. Hiç lüzumsuz bir sert çıkış yapıyor. Ne yapacaksın? Hemen ene. Yani ene el gibi, ayak gibi, kulak gibi terkine imkan olmayan, her an kullanman lazım gelen bir şey yani. Ve senin daimi terakkini veya tedennini netice veren bir şey. Eneyi nereye bırakıyorsun? Misallerini ene vasıtasıyla bize vermiş. Ama bazı sıfatlarını da sanki vermemiş gibi efendim. Çünkü sonsuzluğu, külli iradeyi ne kadar düşünmeye çalışsak da anlayamıyoruz sanki. Onları vermemiş gibi. Anlayamıyoruz ama istiyoruz. Yani her anladığımızı istiyor değiliz ki. Anlamadığımız çok şeyleri istiyoruz. Nihayetsiz bir, yani ölümsüzlük istiyoruz. Yani deseler ki ölmeyeceksen ne yapacaksın? O sorunun cevabı yok. Ama insan ebediyeti istiyor. Ebedi hayatı verdim sana, ne yapacaksın? Sorunun cevabı yok çünkü kudreti yok. Ona hükmedecek bir mala, şeye, mülkiyete sahip değil. İnsan eneyi bırakınca uluhiyet ve rubiyetin sıfatlarına hangi... İnsan enaniyeti bırakamaz. İnsan eli nasıl bırakamıyor, ayağı nasıl, gözü nasıl bırakamıyorsa, enaniyet onlardan çok daha fazla her dakikasına mecburi bir arkadaş, mecburi bir arkadaş. Nereye gitsen ene. İşte bakıyorsun ciğeri beş para etmez bir adam seninle alay ediyor. Ulan buna bir tane vurayım mı, vurmayayım mı? Ene, yeri gelmiş, yeri gelmiş. Bilhassa böyle kritik noktalarda olan adamlara bu iş çok bulaşır yani, çok bulaşır. Yani hiç yoktan gelir Rabbine bulaşır, hiç yoktan bulaşır. Biz Mustafa Bey'e bulaştıklar gibi. Ne istiyorsunuz Mustafa Bey'den? Bulaşıyor, enenin imtihan oluyorsun yani, hiç çaresi yok, imtihan. Ve günde bu işi yaparken aynı zamanda da manevi ne kadar mertebe alıyorsun sabrederek. Adamlara, insanlara, kendine hiç lazım değil, tenkit ediyor. Mesleğimizde tenkit var mı?
Niye terbiyesizlik ediyorsun? Sana bulaşıyor ki sen sabredersin, merteben yüksele. Onun için sabret. O kaybediyorsan kazanıyorsun. Enayi bırakamazsın yani. Enayi nereye bırakıyorsun? Ölünceye kadar ene yapışıktır. Ali Rıza Karakuş. Bu faraziye üzerine, sualin arkası, bu faraziye üzerine dayalı olduğu için sualin arkasına geçmiyoruz. Ali Rıza Karakuş, selamun aleyküm. Ene mi nefsi yanlışa sürükler? Yoksa nefis mi eneyi yanlışa sürükler? Ene ile nefsin kıyasını şöyle anlatmak mümkün. Biraz, bir derece anlaşılır. Sarayın bir padişahı vardır. Bir de maskarası vardır, mosturası vardır. Ene sarayın padişahıdır. Yani gavurluk işinin padişahı enedir. O iş enenin işidir. Öbür nefis onun maskarasıdır. Güldürücüsü, bilmem nesi, bilmem nesidir. Yani nefsin ene yanında lafı olmaz yani. Risale-i Nur talebesi Fehmi. Herhalde Samsun bu kardeş. Selamun aleyküm aziz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ene bahsi ile irtibatı var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Ve salavat-ı şerifenin ene bahsi ile irtibatı var mıdır? Ene ile irtibatı olmayan hiçbir şey yoktur. Salavat, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sultan kabul etmektir. Halbuki ene kendinden yukarı sultan kabul etmez. Ama ona serfure edersen, Resulullah'ı peygamber tanırsan, yahu Ebu Cehl-i Layin niye Ebu Cehil olarak kaldı? Yani neyi eksikti bu herifin? Parası mı yoktu? Pulu mu yoktu? Sağlığı mı yoktu? Hizmetçisi mi yoktu? Askeri mi yoktu? İtibarı mı yoktu? Şanı şerefi mi yoktu? Her şey vardı. Eneyi bırakamadı eneyi. Muhammedun Resulullah diyemedi. Hadise bu. Yani o adamın ebedi helakinin sebebi Muhammedun Resulullah. Ha bunu diyemedi. Demedi. Helak oldu. Aradaki fark bu zaten. Resulullah'a salavat-ı şerife getirmenin elbette neyle alakası var. Ene bahsiyle irtibat var. Eğer irtibat var ise nasıl istimal edilebilir? Salavat çok getireceksin. Sağını solunu düşünme. Tam tasdik ederek Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Orkun Bilgin, selamun aleyküm. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bu ene dersini avama teşmil ediyor mu? Yoksa havasa verilen bir ders mi? Çünkü halk namaz, oruç ve bunun gibi adetleri yapıyor ama enenin mahiyetini düşünmüyor. Onun içinde İmam Rabbani gibi bir zat diyor ki intisap olmasa en yüksek alimler de avam mertebesinde kalırlar diyor. Sebebi bu işte. Sebebi bu. İlimle olmuyor bu iş. Ene meselesinin ilimle hallolması mümkün değil. Ene intisapla halloluyor. Yani kendinden yukarı birini tanıyor. Kendinden yukarı birini tanımak. Ene'nin zehiri bu. Ene zehirinin pan zehiri bu veyahut. Başka çare bulamamış bu işe. Sahabeyi sahabe yapan Resulullah'a ittibalarıdır. Tabi olmalarıdır. Şartsız, amasız, fakatsız olduğu gibi teslim olmalarıdır. Hatta kesilen bir ağacın dibinden geçerken burada önce ağaç vardı. Resulullah oturuyordu. O ağacın dalları başımıza değmemek için kafamızı eğiyorduk. Şimdi yine eğeriz deyip açık havadayken o ağacın oraya geldiğinde başını eğip geçmek. Sahabenin özelliği bu. Evet, selam. Üstadımız benim adım. Bu ene dersini avama teşmil ediyor mu? Elbette avam
Havas herkesin dersidir bu. Yoksa havas verilen bir ders mi? Değil. Çünkü halk namaz, oruç, şöyle ibadetlerini yapıyor ama enen mahiyetini düşünmüyor. Düşünmesi lazım. İlim, bilim yani ilim sahibi olmamak İslam'da özür değil, kusurdur. Kusurdur. Bilmesi lazım. Niye bilmiyor? Üstad Hazretleri öyle mazeret beyan edenlere demiş. Şimdi demiş üzüm leblebi taksimatı yapsak siz beni kandırırsınız demiş. Mazeretiniz yok. Aklınız var çünkü çalıştırmanız lazım diyor. Orkun Bilgin zaten enenin mahiyetinin müşkül küşa bir konu olduğunu ifade ediyor. Avam ehli tahkik değil. Enenin mahiyetini idrak etmese de ibadetlerini yaparak imanı kurtarabilir mi? Kurtarır. Onu ben söyledim. Onların şartı yok. Ve onlar zimmetten düşer. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet. Bunların enaniyeti varmış, yokmuş, öbürümüş, berkimiş yok. Bunlar özdür. Bunları yapan zimmetten düşer. Bunların sualinden kurtulur. Bu insanın terakki etmesine bağlı bir şeydir. Terakkisini temin eden, yani avamlıktan kurtulup yükselmesini netice veren ilimdir bu. Yoksa namazını kılıyor. Eney bilse de olur, bilmese de olur. Oruç tutuyor, zekat veriyor. Bunlar şey değil ama hakiki manevi tevhid ehli midir, değil midir? O ayrı bir şey. Ama bunlarla onun arası kapalı değil. Bu sualden kurtulur yani. Allah'ın emrettiği farzları yaparsa sualden kurtulur. Terakkisi, yüksekliği, mertebesi bu gibi ilimleri bilmesine bağlıdır. Bu yanlışı yapmamasına bağlıdır. Yani farzları, vacipleri işleyen, kebairi terk eden, günahları terk eden kurtulur. Bu ene bahsi ayrı bir meseledir. Avam havas meselesidir. Abdülkadir Yamani, selamlar efendim. Adı Yamanlı Mahmut amca var. Var, Armut. Bizim dergâhta 30. söz ene bahsi birkaç haftadan fazla sürdü. Mahmut amca eve gidip demiş, 30-40 yıl boyunca sohbetlere gittim geldim hiç duymadım. Bizimkiler dergaha bir aydır ene ene bir şeyler anlatıyor. Bu ene oluyor ki o kadar üzerinde duruyorlar. Efendim hayatınızda hiç ene emaresi olamayan kişilerle tanıştınız mı? Tanıştım. Bir tane şey vardı bizim Koçero. Bu ene meselesi okunurken o Koçero Yeni Risale-i Nur'la tanışmıştı. Elaziz'in öyle yamuk efelerinden biri. Külahı böyle yan eğmiş, ceket omuzda aynen bu şekilde geziyordu yani. Yumurta toku ayakkabı ve dükkanda ders okuyoruz. Bu ene meselesini okuyoruz. Şimdi o da volta atıyor üstümüzde böyle. Arkada volta atıyor, dinliyor. Kehribar tesbihi. Ondan sonra geldi. Ulan dedi, neydi adı? Bilal. Ha, Bilal. Ulan Bilal dedi, bende ene var mı yok mu? Baktı gene çok kötü bir şey çünkü. Bilal, estağfurullah abi, estağfurullah. Çünkü biliyor var dese tekmeyi yiyecek. Böğrüne tekmeyi yiyecek. Estağfurullah abi, estağfurullah. Yani böyle enensiz bir adama rastladım ben. Anlayacaksın senin. Melek anne, ene enaniyet demektir. Evet. Enaniyet demek mi? Evet, enaniyet demektir. Mütefekkir. Efendim bazen kendisinde enaniyet olduğunu kabullenmeyen insanlar olur. Bu da enaniyete girer mi? İşte şeytanın en mühim desisesi nedir? Kendisini kendine tabi olanlara inkar ettiriyor. Şeytanın en mühim desisesi bu. Kendisini, bende şeytan ne arar? Bizim işimiz hep doğrudur. Şeytanı kabul etmez yani. Şeytanın en mühim desisesi kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir.
ene de öyledir.